Merhabalar değerli arkadaşım. Mutlak değerli fonksiyonun limit ile karşındayım. Akabinde kazanımımız, ilgili kazanımımız başlayacak. Hazır mısın? Mutlak değerli fonksiyonun özelliklerini zaten biliyoruz. Neydi? Bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri diyorduk. Yani mutlak değer ifadesi daima dışarıya çıkarken pozitif olacaktır. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Biliyorsun ki parçalı fonksiyonda biz ne demiştik? Parçalı fonksiyonun limitini alırken kritik nokta olup olmadığına dikkat ediyorduk. Kritik nokta neydi? Parçalı fonksiyondaki o büyüktür küçüktür yazılan değerler var ya, x değerleri. Bunlar parçalı fonksiyonun kritik noktalarıydı. Gelelim mutlak değeri. Yani pardon, ona bir ilave daha yapmak istiyorum. Parçalı fonksiyonda kritik noktalarda limit alırken neye baktık değerli arkadaşım? Sağdan ve soldan limit değerine baktık. Değil mi? Ancak kritik nokta olmayan yerde limit soruluyorsa direkt limitini alıp soruyu çözmüştük. Şimdi gelelim işin mutlak değer kısmına. Mutlak değerde de mutlak değerin içini sıfır yapan değer, yani mutlak değerin içinin kökü, mutlak değerin kritik noktasıdır. Dolayısıyla kritik noktalarda limite sağdan ve soldan bakarız. Tamam. Ekseriyetle çıkmıyor. Daha ileride daha detaylı bir bilgi vereceğim ben sana. Mutlak değerli grafiklerin çizimlerini biz Anadolu grubu olarak görülmedi ama Anadolu grubunda görülmedi ama Fen Lisesi grubunda görüldü. Hafif zikzaklar vardı. Kafanda grafiği canlandırarak bu fonksiyonun bu noktada limitinin olup olmadığını da görebilirsin, düşünebilirsin. Şimdi gelirim o zaman konu anlatımımıza. Mutlak değerli fonksiyonların kritik noktası mutlak değerin içindeki ifadeyi sıfır yapan sayıdır. Az önce anlattım. Kritik noktada limit incelerken sağdan ve soldan limitlerine bakıyorduk. Hay hay. Kritik olmayan noktadaki limit ise fonksiyonda direkt götürüp yerine yazılıyordu. Bunu az önce ifade etmiştim. O zaman ne dersin? Başlayalım mı kazanım 12'mize? Kazanım 12 gelsin. Birinci soru. Şimdi birinci sorumuzu okuyoruz. Aşağıdaki limitlerin değerlerini varsa hesaplayınız. Şimdi 3'e bakıyorum. 3 bunun içini sıfır yapan bir değer mi? Hayır. Olduğu gibi çıkıyor, değil mi? X artı 2 diye çıkıyor. İçini pozitif yapıyor. Olduğu gibi çıktı. X eksi 1. X gördüğümüz yerde de tabii ki limit x giderken 3 için 3 yazar isek 5 bölü 2 çıkacaktır. O zaman birinci sorumuzun cevabı 5 bölü 2'dir. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi şuna baktığımızda 2 içini sıfır yapan bir değer mi? Değil. Ama içini eksi yapan bir değer, değil mi? 2'yi götürüp yerine yazarsak 2 eksi 3'ten eksi 1 çıkar ki küçük sıfır olduğuna dolayı içi negatif. O zaman ne yapıyorum değerli arkadaşım? Limit x giderken 2'ye x kare eksi 5 bölü önüne eksi olarak çıkacağı için eksi x artı 3 olacaktır. Şimdi 2'yi götürüp denklemde yerine yazalım. 2'nin karesi 4 eksi 5 bölü 2'yi götürüp yerine yazarsak eksi 2 artı 3 olur ki buradan eksi 1 bölü 1, yani o da eksi 1 yapacaktır. Sorumuzun cevabı ne demiş? Eksi 1'miş. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi bakalım eksi 1. İstersen şöyle bir düşünüyorum. Eksi 1'i yerine yazdım. Burası 1. Burası eksi 1 gitti. Eksi 4 yani içerisi negatif çıktı değerli arkadaşım. İçerisi negatif çıktı. Eksi 1 değer. Eksi 1 noktasında. İçerisi negatif çıkarsa o zaman limit x giderken eksi 1'e eksi x kare eksi x artı 4 diye bunu yazabiliyoruz. Bölü ne diyoruz? X artı 3. Değil mi? Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım, ne dersin? Eksi 1'in karesi 1. Önde eksi var. Eksi 1. Eksi 1, 1 önde eksi var. Artı 1. Artı 4. Bölü x artı 3 diyor. Eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 3. Hay hay devam edelim. Bunlar birbirini götürdü. 4 bölü 2. Buradan 2 yaptı. O zaman 3. sorumuzun da cevabı neymiş değerli arkadaşlar? 2'ymiş. Değerli arkadaşım 2'ymiş. Gelelim 4. sorumuza. Şöyle bir göz gezdiriyoruz. Mutlak değerli ifadeler var. Sıfır götürüp içine yazdığımız zaman içerisi negatif oluyor. Sıfırı götürüp yazdığımız zaman içerisi pozitif oluyor. O zaman hemen mutlak değersiz halini yazalım. İçerisi negatif olduğuna göre ön eksi olarak çıkacaktır. Eksi x artı 2 artı 3 bölü 4 eksi x eksi 1. Yani burası olduğu gibi çıkacağı için öndeki eksiyi de dağıttığımız takdirde eksi x eksi 1 yapacaktır ki buradan x gördüğümüz yerde 0 yazarsak yukarısı 5, 0 yazarsak aşağısı da 3. O zaman ne oldu? Sonucumuz 5 bölü 3 oldu değerli arkadaşım.
Evet, bu şekilde Kazanım 12'nin sonuna geldik. 13'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.